Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda dörtgenlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi açı sorularıyla başlayacağız. Dörtgenlerde arkadaşlar iç açılar toplamı kaç dereceydi? 360. Dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360. Birkaç tane de açı ortayla ilgili özellik vardı. Şimdi sorularda bunları sırayla göreceğiz. Şimdi açı ortayla ilgili özellik arkadaşlar bunu uzun uzun da çözebilirsiniz. Yani dörtgen iç açılar toplamı 360 olduğunu biliyoruz. İşte bakın burası açı ortay, burası da açı ortay. A, A derseniz buraya da B, B derseniz işte dörtgen iç açıların toplamını bulursunuz. Hatta uzun uzun çözelim bakın. A diyelim buraya da BB dedim. Dörtgen iç açılar toplamı arkadaşlar. 2A, 2B. Aşağıda ne var dikkat edin. 95 ve 85 var. Bunların toplamı kaç derece yapacak? 360. 95, 85 tane yapacak. 180. Dolayısıyla 2A, 2B karşı yatarsanız 180'e ne kalacak? 180. Her tarafı ikiye bölerseniz A artı B ne olacak arkadaşlar? 90. Şurada bakın üçgensel bir bölge var. Bu üçgenin iç açılar toplamı da A artı B artı X. Bu da ne yapacak? 180 yapacak. Buradan A artı B'yi ne bulmuştuk? 90 bulmuştuk. X'e de ne kazacak arkadaşlar? 90. Bu uzun çözüm. Bunu kısa yol şöyle ezberleyebilirsiniz. Formülü. Aç ortaylar. Komşu aç ortaylar buluştuğu zaman bu buluşan açı şöyle buluyoruz arkadaşlar. İkinci yol. Buluşmayanları toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Bakın buluşmayanlar arkadaşlar 95 ile 85. Yani B ve C açılarının aç ortayı yok. 95 artı 85 diyorsunuz. Bölü 2 size x'i verecek. 95, 85 tane yapacak. 182'ye bölün. x direkt ne olacak? 90. Bunda yine uzun uzun çözebilirsiniz. Bakın ikinci soruda yine açıortaylar ortaylar bu sefer karşılıklı buluşmuş. Bakın burada komşu açıortaylar ortaylar buluşmuş. Komşu açıortaylar ortaylar buluşunca ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Buluşmayan köşelerin açılarını topluyormuşuz. 95 ile 85 toplayıp 2'ye biliyormuşuz. Eğer açıortaylar ortaylar bu şekilde karşılıklı buluşsunuz. Şu da dörtgende şunu yapıyorsunuz. Bu sefer şu aradaki dar açı bakın dikkat edin. Y'yi x'i değil de y'yi bulacağız. Şu aradaki küçük açıyı bulacağız. Küçük açıyı şöyle buluyorsunuz. Buluşmayanlar kim yine bakın. 120 ne arkadaşlar? 70. Bu sefer 120'den 70'i çıkartıyorsunuz. Büyük açıdan küçük açıyı çıkartıyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. 120'den 70 çıkardığınız 50, 2'ye böldünüz. O küçük dar açı neymiş arkadaşlar? Bu Y açısı kaç dereceymiş? 25. Bize bunun neyini soruyor? Bütünlerini soruyor. E, o zaman 25'in bütünleri ne olacak arkadaşlar? 180'den 25 çıkartırsanız X ne olacak? 155. Yine bir diğer açı sorusu. Birinci soruya benziyor bakın. Bu sefer açıortay değil. B'ye 2A, A'ya 2B vermiş. 70'i 140'ı vermiş. Bize X'i soruyor. Dörtgenin iç açılar toplamı neydi? 360. Toplayalım bakın. Burada 70, burada 140 var. 70, 140 daha ne edeceğiz arkadaşlar? 210. Sonra bakın 2A burada var. Bir tane daha burada var. Kaç A? 3A gelecek. B burada var. Burada da 2B var. Toplam kaç B gelecek? 3B. Eşittir 360 dedik. Daha sonra 210'u karşıya atarsanız 3A artı 3B ne olacak arkadaşlar? 150. Her tarafı 3'e böleceksiniz. A artı B ne bulacaksınız arkadaşlar? 50. A artı B 50. Bakın yine şurada bir üçgensel bölge var. Bu üçgensel bölgenin iç açılarını toplarsanız A artı B artı X eşittir. Ne diyeceksiniz yine? 180 diyeceksiniz. A artı B'yi ne bulmuştuk? 50. Burası 50 ise 50'ye ne eklerseniz 180. Ne diyeceksiniz? 130. Şimdi devam edelim. Şimdi yine bir dörtgen ve üçgen var. Şimdi bize neyi soruyor? Alfa açısı soruyor. Bakın alfa burada. Şimdi üçgende iç açılar toplamıyla başlayalım. Bakın 80-60 tane arkadaşlar. 140 180'e tamlarsak bu açı kaç derece olacak 40 Daha sonra bakın bunun bütünleri açı ortaymış arkadaşlar Bütünleri açı ortay Toplam 40 Hepsi 180 olacak Geriye ne kaldı arkadaşlar Şu 140 olacak Açı ortay olduğu için nasıl paylaşacaksınız 70-70 paylaşacaksınız 70-85 daha 155 yapacak 180'e yine tamamlarsanız burası kaç olacak arkadaşlar 25 Hepsi doğru açı olacak Yani 60 artı 25 Artı alfa ne eşit olacak arkadaşlar 180 eşit olacak 60 25 daha 85. 85 artı alfa ne diyeceksiniz? 180 85'i karşıya açarsanız alfa ne bulacaksınız? 95. Şimdi bakın 3 tane kenar eşit. Bir tane dörtgen var yine. Şu 60'dan uyanacaksınız arkadaşlar. Şu AC doğrusunu birleştirirseniz bakın. AC doğrusunu birleştirirseniz ikizkenar üçgen oldu burada. Burası 60'a geriye 120 kaldı. 120 ikizkenar üçgen nasıl paylaşacak? 60-60 paylaşacak. 60-60 e, paylaşsa ne oldu? Bakın bu üçgenimiz şu oluşturduğumuz solda oluşturduğumuz abi üçgeni eşkenar üçgen oldu. Dolayısıyla şu üç parça birbirine eşit. Bakın A açısı kaç dereceydi? 100. O zaman buraya ne kaldı? 40. Daha sonra 40 ve ikizkenar üçgen var bakın burada. 40. 180'den 40'ı çıkartırsanız geriye ne kalacak? 140. Buraya ne yazacaksınız? 70. Buraya ne yazacaksınız? 70. Çünkü eşit paylaştırmak zorundasınız. 60-70 daha 130. X e ne arkadaşlar? 50. Yine basit bir soru bakın. Dörtgenin iç açılar ya da dış açılar toplamından yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu iç 120 bunları kara düzen toplayıp 360 eşitlemeyin arkadaşlar. İç açılar ya da dış açılar toplayıp 360 eşitleyeceksiniz. Bakın burası iç. Burası 120 dış açı. Bunun hemen iç açıyı buluyorsunuz. 180'e tamamladınız 60. Burası yine bakın 105 dış açı. İç açıyı buluyorsunuz. 180'e tamamlıyorsunuz. Burası ne? 75. Daha sonra şu dörtgensel bölge var. Bakın ABC dörtgensel bölgenin iç açıların toplamı ne yapacağız? 360 eşitleyeceğiz. 80 artı 60 artı 75 artı ne diyeceğiz? X eşit diyeceğiz arkadaşlar. 360. 80 daha 140 yapar. 360'dan 140'ı çıkartalım önce. 220. Daha sonra x eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Atacağız karşıya. 220 eksi ne diyeceğiz? 75 diyeceğiz. 220'den 75'i çıkaracağız. 220'den 75 çıkartırsanız burada ne kalacak? 5. 11'e çıktı. 4. 145. X neymiş arkadaşlar? 145 derece. Devam edelim. Şimdi uzunluk özellikleri. Uzunluk özelliklerinde arkadaşlar köşegenler dik kesiyorsa ister iç ister dış olsun fark etmez. Bakın burada dış bir dörtgen var. Burada da iç bir dörtgen var. Köşegenler burada dik kesiyor. Köşegenler dik kesiyorsa arkadaşlar karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit. Yani şöyle yapacağız. 3'ün karesi artı 5'in karesi diyeceğiz. Eşittir. 4'ün karesi artı x'in karesi diyeceksiniz. Tekrar bakın köşegenler dik kesiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit daha sonra 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 diyeceksiniz. Burası da 16 artı x kare olacak. 25, 9 daha 34. 16'yı bu tarafa atarsanız 18 kalacak. Karesi 18, kendisi kök 18. Kök 18 de nasıl çıkar arkadaşlar? 3 kök 2. Şimdi iç bükey dört, dörtgen. Yine köşegenler bakın köşegen bir dışarıya taşıyor arkadaşlar iç bükey dörtgende. Yine uzantısı dik kesiyor bakın bu sefer. Yine şöyle düşünebilirsiniz bakın aynı formülü görebilirsiniz. Bunun simetrisini aldığımızı düşünelim. Simetrisi alırsanız burası ne olacak? 5. Burası ne olacak? 3. Ve burası yine dik kesiyor. Yine karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit bakın. Ne diyeceksiniz? X'in karesi artı 5'in karesi. 3'ün karesi artı karşı ne var? 9'un karesi. 81, 9 daha 90. X'in karesi artı 25, 90 diyeceksiniz. Karşıya açacaksınız. Karesi 65. Kendisi ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kök 65. Şimdi bu soruyu uzun uzun çözebiliriz arkadaşlar. Normalde yine buraya A, A, derseniz çıkacak. Ama bunun kısa yolu var. 9 sınıftan aç ortaya atılmamız lazım. Şimdi şu özellik bakın arkadaşlar. Herhangi bir üçgenin arkadaşlar aç ortaylar içeride ya da dışarıda bir noktada buluşuyor. Bakın burada şu B, iç aç ortay. A, ile C, dış aç ortay. Aç ortaylar dışarıda K noktasında buluşuyor. Aç ortaylar hem içeride hem dışarıda bir noktada buluşurmuş. Hatta burada aç ortayın o buluştuğu noktaya ne diyeceğiz arkadaşlar? Dışta dış çember merkez diyeceğiz. Neyse uzatmayalım. Daha sonra aç ortaylar içeride dışarıda bir nokta buluşsa dışarıda buluştuğu zaman şurası x arkadaşlar. Şu parçada 2x. Tekrar bakın. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın buraya y, buraya da 2y diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu açıortayın ortayın altında kalan dışarıdaki parçanın altında kalan parça x. Bu içerideki parça ne olacakmış arkadaşlar? 2x. Şimdi bakın bu soruda bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi burada üçgeni kesmişler gibi arkadaşlar. Bakın üçgeni kesmişler gibi. Bakın burası açıortay ortay, burası açıortay ortay. Devam ediyorsunuz böyle tamamladığımız üçgeni. Şimdi buraya ne kalacak? 30. Buraya ne kalacak arkadaşlar? 110. 30 110 da 140. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 40. Bakın şöyle birleştirsek bu da açıortay olacakmış. Ona gerek yok. Burası x'miş. Burası neymiş arkadaşlar? 2x. Yani 2x e eşitleneceksiniz. 40 diyeceksiniz. Buradan ne gelecek arkadaşlar 20. Bu soruda unutmayın. Üçgeni tamamlayıp açıortaydan soruyu çözüyorsunuz. x 2x. Şimdi devam edelim. Yine uzunluk soruları. Uzunluk sorularında arkadaşlar 30-60 üçgenini ya da 45-45-90 üçgenini kullanabilirsiniz. 45-45-90 üçgeni hatırlarsak 45-45-90 üçgeni ikiz kenar üçgen malum. A, A. Hipotenüse ne diyorduk arkadaşlar? A kök 2. Dik kenarlar A idi. Hipotenüs de onun neydi arkadaşlar? Kök katıydı. Şimdi bakın burası 3, 3. Burası da 90 derece. Şimdi şu çizdik ve D, birleştirdik. Bakın 3, 3. Burası da 90. Burada bakın ikizkenar üçgen geldi. 45, 45. 45-45 üçgeni hatırladık. Bakın 45-45 üçgen neydi? Dik kenarlar A, A ise hipotenüs neydi? A kök 2. O zaman dik kenarlar bakın 3'e 3. O zaman hipotenüs ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 kök 2 diyeceğiz. Şimdi bakın buranın hepsi 135'ti. Burası 45 ise buraya ne kaldı? Şu parça ne oldu arkadaşlar? 90. Bakın bu da güzel bir üçgen geldi. 3 kök 2, 4 kök 2. İsterseniz Pisagor yapıp bulabilirsiniz. Ya da gerek yok. 3, 4 ne üçgeni var? 5. Bakın 3, 4, 5 üçgenin kök 2 katı. Dolayısıyla x 3 4 5 üçgenin kök 2 burası da ne olacak arkadaşlar? 5 kökü. Bakın 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2. 30 60 üçgenini hatırlayalım arkadaşlar. 30 60 üçgen de yine 9. sınıftan. 30'un karşısı a birimde, 60'ın karşısı a kök 3, 90'ın karşısı 2a. 30'un karşısı 1 kat, 90'ın karşısı 2 kat, 60'ın karşısını arkadaşlar? Kök 3 kat. Şimdi bunu kullanacağız bakın burada da. Burada da yine bakın eşken üçgeni kesmişler arkadaşlar. Burası 60, burası 60. Dışarıya doğru devam ediyoruz. Bakın buraya da ne dedik? Büyük üçgen. Eşkenar üçgen olmak zorunda 60. Eş 60, 60, 60 tepe açısı da 60 oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç arkadaşlar? 20. O zaman bu parça ne olacak? 8. Şimdi burası 60, burası 90. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 30. Bakın 30, 60 üçgeni var. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı ne olacak? Onun iki katı 16 olacak. Eşkenar üçgen olduğu için 16 artı x'de neye eşit olacak? 20'ye eşit olacak. Dolayısıyla x ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 diyeceğiz. Burada neyi hatırlayacağız yine? Bakın e, dörtgende kenar uzunluklarını vermiş. Bize köşegenin birinin alacağı tam sayı değerler toplamı diyor. Bu da açı kenar, bağıntı, açı kenar bağıntısını hatırlayacağız. Üçgen eşsizini hatırlayacağız. Yani x'i şöyle yapıyorduk. Dokun sınıftan yine hatırlarsınız. X'i arayalıyorduk Önce şu üçgende araya alıyoruz. Bakın 6 artı 4 diyorsunuz. X 6 artı 4'ten küçük. 6 x 4'ten büyük olacak. Bunu da düzenlerseniz X ne ile ne arasında olacak arkadaşlar? 2 ile 10 arasında. sonra soldaki üçgende X'i yine araya alıyoruz. 10 artı 3 diyeceğiz. 10-3 X. 10-3'ün toplamından küçük. 10-3'ün farkından büyük olacak. Bunu da düzenlersek 7. X ne diyeceğiz arkadaşlar? 13 diyeceğiz. İki tane eşitsizliğin kesişimini alırken alt sınırların büyüğünü, üst sınırların küçüğünü alın. Tekrar alt sınırların büyüğünü alacakmışım. Yani 7'yi alacakmışım. Üst sınırlarında da neyini alacakmışım? Küçüğünü alacakmışım. 7 ile 10 arasında değerler alınmış. X bize X'in alacağı tam sayı değerleri toplamı diyor. O zaman 8 ve 9 değerlerini alacak. Bunların toplamı da ne diyeceğiz arkadaşlar? 10-7 Devam edelim. Daha sonra arkadaşlar 90 derece. Bir soruda 90 derece varsa tekrar dokun sınıftan e, aklımıza Pisagor teoremi gelecek, Öklit teoremi gelecek ya da muhteşem üçlü gelecek arkadaşlar. Muhteşem üçlüyü de hatırlayalım. 90 dereceden kenar ortaya çizdiğimiz zaman şu üç parça birbirine neydi? Eşitti. Muhteşem üçlü ismi oradan geliyor. Tekrar 90 dereceden çizilen kenar ortayda şu üç ayak birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Şimdi burada ne diyor bakın. E ve F noktaları köşegenlerin orta noktası diyor. Yani E noktası BD köşegenin orta noktasıymış. F noktası da AZ'nin orta noktasıymış. Şimdi orta nokta ise arkadaşlar şu çizgiyi çizdiğimizde ne olacak? Muhteşem işte olacak. Bakın şu parça BE, ED ve siz söyleyin EC birbirine eşit olacak. Şu üç parça birbirine eşit olacak. Yukarıdan çizerseniz yine E noktası yine köşegenlerin orta noktası olduğu için yukarıda da yine muhteşem işte oldu bakın. E, D zaten B'ye e eşit. Köşegenin orta noktası diyor çünkü. O zaman burası da ne olacak? Eşit. Daha sonra arkadaşlar şu üçgen bakın. Şurada bir tane üçgen oluştuk. Kırmızı bir üçgen oluşturduk. Bu nasıl üçgen oldu? Bakın dikkat edin. İkisi üçgen oldu. İkisi üçgende bakın. F'de yine orta nokta olduğu için burası ne olmak zorunda arkadaşlar? İkisi üçgende yükseklik, kenar ortaydır, açı ortaydır, her şeydir. İkisi üçgende bakın. Bu F noktası orta noktaysa burası ne olmak zorunda arkadaşlar? FE yükseklik olmak zorunda. Hangi üçgenin? C, E, A üçgeninde E, F ne olacakmış? Yükseklik olacakmış. Zaten biz o kaç derecedir diye soruyor. 90 derece. Şimdi geldik bir diğer soruya. Şimdi bu soruda da arkadaşlar şu özelliği hatırlayacağız. Üçgende orta taban hatırlayacağız. Üçgende orta taban neydi arkadaşlar? Üçgende orta taban şu bakın. Yine dokun sınıftan orta taban. Şu iki parça birbirine eşit. Soldaki iki parça birbirine eşit. Burada A, B, C. Buraya da A, D, E üçgeni. Dikkatli bakarsanız burada A, D, E üçgeni A, B üçgeninin yarısı arkadaşlar. Bunun ikisi de birbirine paralel olur. Bakın burası bir kat, burası iki kat, burası bir kat, burası iki kat. O zaman şu aşağıdaki küçük parça D, E, X ise B, C ne olacak arkadaşlar? 2 X. Üçgende orta taban bu. Şimdi biz bunu dörtgende nasıl kullanacağız? Bunun üzerine biraz konuşalım yine. Şimdi bakın bunu şöyle dörtgen üzerinde ispatlayacağız bakın. Şimdi BD köşegenini çektim. BD köşegeni şöyle mavi çizelim. BD köşegenini çektim. Size dörtgenin kenarların orta noktalarına söyleyecek. Bakın K, L, M, N orta nokta arkadaşlar. Bunun ikisi birbirine eşit. Burası birbirine eşit. Burası birbirine eşit. Ve burası birbirine eşit. Şimdi şu çizgiyi çektiğimizde dikkat ederseniz yukarıdaki üçgene bakın arkadaşlar. yukarıdaki üçgende K, N, N ne oldu arkadaşlar? Orta taban oldu. Yani buraya X dersek BD ne olacak? 2X. Ve bunun ikisi birbirine ne olacak arkadaşlar? Paralel. Şimdi aşağıda yapalım. Yine bakın şu aşağıdaki BCD üçgende arkadaşlar şu çektiğimiz parça LM yine orta taban oldu. Bakın bu iki parça birbirine eşit. Bu iki parça birbirine eşit. Yine BD 2x ise burası ne diyecekmişiz? X diyecekmişiz. Orta tabanlar birbirine paralel olacakmış. Bu da birbirine paralel. Gördüğünüz gibi KN ile LM birbirine eşit çıktı arkadaşlar. X e ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Ve bunlar birbirine ne oldu arkadaşlar? Paralel oldu. Aynı şeyi şu şekilde de yapabilirsiniz. AC köşegen içinde yapabiliriz. Mesela AC köşegenin ikiye ederseniz tekrar bakın. AC köşegenin ikiye ederseniz KL Y eşit olur. NM de Y eşit olur. Şimdi biz bunu sorularda nasıl kullanacağız ona bakalım. Şimdi bakın K ve L noktaları orta noktalar arkadaşlar. Onu göstermiş. Bize BD köşegeni vermiş. BD köşegeni 10. AC köşegeni de kaç arkadaşlar? 24. Bize neyi soruyor? KL şu aradaki yeşil çizgiyi soruyor. Şimdi ister AD üzerinden ister BC üzerinden yine bir orta noktayı alıyorsunuz. AD üzerinden orta noktayı aldım arkadaşlar. Bakın burası orta nokta olsun dedim. Şöyle çizdim. Şimdi şu parçayı birleştirdim. Bakın BD neydi arkadaşlar? BD neydi? 10. BD 10 ise şu birleştirdim. Oraya bir harf verelim. KM ne oldu arkadaşlar? Orta taban oldu bakın. BD 10 ise şu KM ne olacak arkadaşlar? 5. Şimdi aynı şey bakın. ML'yi birleştirirseniz bu sefer AC kaç arkadaşlar? AC 24. AC 24. ML bakın orta taban oldu. Bunun ikisi birbirine eşit. Bunun birbirine eşit. Dolayısıyla ML ne edeceğiz arkadaşlar? 24'ün yarısı ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. Şimdi orta tabanlar birbirine paraleldi. Dolayısıyla burası 90'sı burası ne olacak? 90. Paralel olduğu için burası da ne olacak? 90. İşte size ne geldi? 5, 12 kaç üçgen arkadaşlar? 13 üçgeni. KLM'ye eşitleyeceksiniz. 13 eşitleyeceksiniz. Yine burada bakın KLM'ye Orta noktalar demiş. KLM'ye Orta noktalar ise bu iki parça birbirine eşit. Bu iki parça birbirine eşit. Bu iki parça birbirine eşit. Bu parçalar birbirine eşit. Bize ne diyor? Bakın AC10 diyor. Şu parça arkadaşlar şu kırmızı köşegenimiz 10'muş. E, sol taraftaki üçgene bakarsanız KL orta taban olduğu için burası ne olacak? 5. E, sağ taraftaki üçgene bakalım. AC ve NM. NM yine orta taban olduğu için burası ne olacak? 5. Çünkü bakın AC neydi arkadaşlar? 10'du. Şimdi bunu bir de şöyle çizeceğiz. Bakın BD'yi de vermiş. BD 14. Çektik. Şu mavi çizgimiz de 14'müş. Yine KN'ye bakın orta taban oldu. O zaman dolayısıyla şu KN'ye ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. LM de orta taban oldu. Buraya ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. Bakın bu Dörtgenin çevresini bulduk. 7, 7, 14, 5, 5, 10. Toplam ne arkadaşlar? 10, 14 daha kaç? 24. Bunu kısaya şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Ee, herhangi bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirecek oluşturduğumuz dörtgen paralel kenar. Çünkü karşı kenar birbirine paralel dedik. Birbirine söyledik. Ve bu dörtgenin çevresi köşegen uzunluklar toplamına eşit. Bakın köşegenler neydi? 10'a 14'tü. 10'la 14'ü toplarsanız bu yeni elde ettiğimiz bu yeşil e, dörtgenin neyini veriyormuş arkadaşlar? Çevresini veriyormuş. Devam edelim. Şimdi yine benzer soru bakın. Benzer soru. Yine bu orta taban ispatına yapacağız bunu. Şimdi bakın KM kenar orta noktalar. KM kenarların orta noktasıymış arkadaşlar. N ve L de diyor. N ve L de köşegenlerin orta noktası diyor. Köşegenlerin orta noktası. Yani N AC köşegenin orta noktasıymış. L de DB köşegenin orta noktasıymış. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şu üçgene bakalım. Şu üçgene bakalım. Şimdi bir kere ne orta nokta? Ne? AC köşegenin orta noktası. Ne orta nokta arkadaşlar? Bakın şu kırmızının orta noktası. E, M de orta nokta. Ne de orta nokta? O zaman burası orta tabanda ne eşit? Bakın. Burası 18 e, buraya ne yazacağız arkadaşlar? 9. Şöyle bakalım. Şimdi D, B, C bakıyoruz. Bakın L orta nokta mı? Evet. M de orta nokta mı? Evet. O zaman yine bu L, de orta taban. Burası 10 ise buraya ne yazacağız arkadaşlar? Yarısı 5 diyeceğiz. Yine benzer şekilde şöyle yapacağız. Bakın şu üçgene bakalım. Şu üçgene bakıyorsunuz. Hangi üçgene? Şu aşağıdaki üçgene. Şimdi L orta nokta mı? Evet. K orta nokta mı? Evet. O zaman KL orta da burası 18 buraya ne edeceğiz arkadaşlar? 9. Ve son olarak şu üçgene bakalım. Şimdi K orta nokta mı? Evet. N de orta nokta. Onu da söylemiş. O zaman burası da yine K N orta taban olduğu için burası da neyse olacak? 5. İşte size o elde edilen K L M, N. Dörtgenin çevresini soruyor bize. 5, 5, 10, 9, 9, 18, 10 artı 18 diyeceğiz. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 28. Devam edelim. Şimdi AE A, e arkadaşlar AE BC'ye paralelmiş. Bu paralelse arkadaşlar bakın burası eşit mi? Eşit. O zaman bu parçada bu parça eşit olur. Hatta bakın ne oldu? Burası şuraya isim verelim. Ne diyelim? ABC buraya F diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paralel. Paralel ve buralar eşit. O zaman FE ne olacak? Orta taban olacak. Burası 6 ise burası kaç olacak arkadaşlar? 3. Şimdi bakın 90 dereceden ne gelmiş arkadaşlar? AF ne arkadaşlar? AF kenar oldu. E 90 dereceden kenar gelmişse bakın BD ne diyor? BD 10 diyor. BD 10 ise burayı 5. Buraya da ne isteriz? 5 paylaştıracağız. E 90 dereceden çizilen kenar ne oluyordu? Muhteşem üç oluyordu. Burası da ne olacak arkadaşlar? 5. Bize zaten AE'yi soruyor. AE 5 3 daha kaç diyeceksiniz? 8. Şimdi yine bir tane dörtgen var. Bunun dışında da bir tane dik çizip başka bir şey oluşturmuş. Şimdi bakın şu dik dörtgene bakarsanız arkadaşlar bu dörtgenin köşegenleri nasıl kesiyor? Dik kesiyor. O zaman şu parçaya y edersek köşegenler dik kesiyorsa formülümüz neydi arkadaşlar? Karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit. Yani o zaman ne diyeceğiz? Alt kök üçün karesi artı y'nin karesi eşittir. 12'nin karesi artı 8'in karesi. Bunun karesi ne arkadaşlar? 36 çarpı 3, 108 artı y kare eşittir. 144 artı 64. Şimdi y kare eşittir ne olacak arkadaşlar? Karşı atalım. 144 artı 64 eksi 108. Şimdi şurada pisagor yaparsanız dikkat edin. Burada pisagor yaparsanız ne gelecek? x'in karesi artı 4 eşittir ne olacak? y kare olacak. O zaman burayı hesaplayacağız. 144 artı 64 arkadaşlar ne yapacak? 8 208. 208'den 108 çıkaracağız. Ne kalacak arkadaşlar? 100. O zaman y kare ne eşit oldu? 100'e. O zaman x'in karesi artı 4 eşittir y kareydi. Y kareyi ne bulduk? Bakın 100 bulduk. Eşittir 100 diyeceksiniz. Karşı yatacaksınız. x'in karesi 96 olacak. x de kök 96. Kök 96 da 16 çarpı 6. 4 kök 6. x eşitmiş arkadaşlar? 4 kök 6. Şimdi bu kadar.